Hocam fabrikamız var. Siz şöyle ortaya da pardon. Evet. Hazırız. Hayırlı hocam, olsun. Buradayız. Buradayız hocam. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet, hayırlı olsun. Bugün üniversite kampüsünü ilk defa ziyaret ediyorum. Değerli rektörümüze de ifade ettim. Geç kalmışız ama böyle güzel bir üniversiteyi görmek, İstanbul'da böyle güzel bir mekanı teneffüs etmek fevkalade beni memnun etti. Öncelikle bunu ifade etmek isterim. Yıldız Teknik Üniversitesi denildiğinde benim zihnimde biraz akademik dünyayla ilişkisi olan birisi olarak hep mühendislikler gelir, teknik hususlar gelir. Onun için biraz önce hocamla rektörlükte konuşurken öğrendim ki tarihi bir mekanı böyle teknik bir üniversite onarıyor, restore ediyor, yaşatıyor. Bu beni ayrıca memnun etti değerli hocam. Bizim valilik olarak İstanbul bir üniversiteler kenti, bir medeniyet kenti, bir dünya kenti. İstanbul'da üniversitelerimizi daha ileri noktalara taşımak, onların değerine daha fazla değer katmak amacıyla biz üniversitelerimizle birçok sahada işbirliği yapıyoruz. Tarihi eserlerin restorasyonu bakımından valiliğimizin kültür ve tabiat varlıkları kanunu uyarınca elde ettiği bir gelir var. O geliri de yine bu tür tarihi eserlerin hayatta kalması, korunup gelişmesi bakımından işbirliği yaptığımız kurumlara harcatıyoruz. Onlara ödenek desteği veriyoruz. Burada da çok güzel bir iş yapmışız. Sanatla iştigal etmek, sanatı sevmek. Ben sanat alanı söz konusu olduğunda hep büyük kurtarıcımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir sözünü hatırlarım. Bu vesileyle büyük Atatürk'ü de saygıyla anıyorum. 113 yıllık bir üniversite. Hep onu söylüyoruz. Altını kalın kalın çiziyoruz. 113 yıldır çok iyi yaptığımız şeyler var. İyi eğitim veriyoruz. İyi bir Ar-Ge üniversitesiyiz. İyi mühendisler yetiştiriyoruz. İyi mezunlar veriyoruz. 165 bin mezunumuz var. Dünyanın her tarafında rastlaşabilirsiniz. Köklü bir kurumuz. Tabii şu içinde bulunduğumuz kampüs çok iddialı bir kampüs. Dünyanın en iyi 63. kampüsü. Ama hedefimiz ilerleyen yıllarda ilk 10. Görünen o ki önümüzdeki senelerde ilk 50'ye giriyoruz. Çok ciddi yatırımlarımız var. İlk 10'u da göreceğiz çok yakın zamanda. Sürdürülebilir bir kampüs. Hemen sağımızda yaptığımız bir misafirhane var. Yeni restorasyonunu bitirdik. Muhteşem bir misafirhane oldu. Yemekhane olarak da kullanıyoruz. Çok güzel bir restorasyon örneğiydi bu. Bugünkü Sancak Köşkü ise ben özellikle davet ettim ve davet ederken şunu söyledim. İyi bir restorasyon örneği görmek istiyorsanız buraya gelin. Maalesef ki çok yanlış uygulamalar var. Maalesef ki yeterince hassas olmayan uygulamalar var. Burası çok başarılı oldu. Niye başarılı oldu? Çünkü valiliğimiz himayesinde yaptık. Yani onlar olmasa bunu başarma şansımız yoktu. Beraber yaptık. Niye başarılı oldu? Çünkü restorasyonda çalışan restoratörler Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezundu. Yıldız Teknik Üniversitesi Kültür Varlıkları Koruma Bölümünden mezundu. Bizim mezunlarımızdı. Canla başla ilmek ilmek burayı dokudular ve bu hale getirdiler. Ne olur iyi bir başarı görmek istiyorsunuz, etrafınıza dikkatlice bakın. Estetik ve sanattan hoşlanıyorsanız etrafınıza çok dikkatlice bakın ve keyfini çıkarın. Bir teknik üniversiteyiz ama hep söylediğimiz bir şey var. Yıldız Teknik Üniversitesi sanatsız kalamaz. Onun için şanslıyız. Çok iyi bir sanat tasarım fakültemiz var. Çok şanslıyız. Bizim iyi sanatçılarla çok iyi diyalogumuz. Bu mekanın hayırlı olmasını